efinde Sinan Aygül vardı gazeteci. Aynı zamanda Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül haber yaptığı, aleyhine haber yaptığı daha doğrusu gerekçesiyle Tatvan Belediye Başkanının resmi korumaları tarafından darp edildi. Birisi darp etti, diğeri vatandaşların araya girip Sinan Aygül'ü korumasına engel olmak için darp edene siper oldu. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı. Tatvan Belediye Başkanı Geylani ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı benim olayla herhangi bir ilgim yoktur. Dedi. Kimdir? Polis. Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin diye tehdit ettiler. Bitlis gazeteciler cemiyeti başkanı Sinan Aygül, hastane çıkışında kendisini takip eden Tatvan belediyesi başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları tarafından saldırıya uğradı. Başkanın sivil koruması Yücel Bayçali Aygül'e defalarca vurdu. Koruma polisi Engin Kaplansa ise saldırıyı engellemeye çalışanları silahıyla tehdit etti. Gözaltına alınan korumalar tutuklandı. Sinanetim. yakın bir zamanda sosyal medyadan belediyeye ait bazı taşınmazların satışında usulsüzlük olduğunu iddia etmişti. Saldırı da bu paylaşımdan iki gün sonra gerçekleşti. Belediye Başkanı Geylani'nin koruması Yücel Baysali, takip ettiği Aygül kaldırımda yürürken bir anda arkasından gelerek yumruk savurmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Aygül, kendisini korumaya çalışsa da başarılı olamadı. Dakikalarca yumruklandı. Yüzünü aldığı darbeler sonrasında yüzü gözü kan içinde kaldı. Kafasında ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştu. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Aygül olayı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Ardından belediye başkanı açıklama yaptı. Olayla bir ilgisinin olmadığını savundu. Yaşanan olay şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğimiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Tatvan Belediye Başkanı Geylani her ne kadar taraflar arası tartışma dese de görüntüler öyle demiyor. Aygül kaldırımda yürürken Baysal'i bir anda geliyor ve saldırıyor. Sivil koruması vuruyor, polis koruması ise olaya müdahale edenleri silahla tehdit ediyor. Sen Olayın duyulmasının ardından sosyal medyadan üst üste açıklamalar yapan Geylani, sivil korumasının belediyeden uzaklaştırıldığını, polis korumasının da açığa alındığını yazdı. Sonrasında ise Bitlis valiliği bir açıklama yaptı. Saldırı anında silahıyla vatandaşları tehdit eden Geylani'nin polis koruması Engin Kaplan hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. İki isim kısa süre sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlar emniyetteki işlemlerinin ardından Tatvan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen iki kişi silahla kasten yaralama suçundan tutuklandı. İdari soruşturma başlatılmış. İdari soruşturma yetmez. Geylani Belediye Başkanı, Tatvan Belediye Başkanı benim olayla ilgili hiçbir ilgim yoktur diyor. Yoktur. O zaman Geylani'nin, Sayın Geylani'nin o iki resmi koruma, birisi polis müdürü, onlar hakkında görevi kötüye kullanmak. Yani size birisi bir yetki veriyor ama siz o yetkiyi suistimal ediyorsunuz. İşte o zaman o kişiler hakkında davacı olma hakkınız var. Geylani de bu iki koruması hakkında şikayetçi olarak, davacı olarak olayla hiçbir ilgisinin olmadığının altını Kalın puntolarla çizmiş olacaktır. Şimdi Ankara'dan görüntüler gelecek ekranlarınıza. Öyle bir geceydi ki Ankara'da şimşekler, yıldırımlar gökyüzünü sürekli aydınlattı. Cuma akşamı da İstanbul öyleydi. O yağmur bir türlü yağmadı ama gökyüzünden şimşekler de hiç eksik olmadı. Bir başkente bakalım. İşte bu görüntüler başkent Ankara'da gece saatlerinde arka arkaya çekilen görüntüler sürekli biz birleştirmedik bu görüntülere. Bunlar kameralara an, be an yansıyan şimşeklerin çakma süresinin ne kadar sık olduğunu gösteren görüntüler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmıştı. Ankara zaten günlerdir aşırı yağmur, aşırı yağış zaman zaman doluyla baş etmeye çalışıyordu. Su baskınları da beraberinde geliyordu. İşte dün akşamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı aynen yaşandı ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, bol şimşekli ve bol yıldırımlı görüntüler kameralara yansımış oldu. Başkent Ankara'dan Evet Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir uyarıyor demiştik. Yurdun birçok noktasında aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınları var. Onlar o yerlerden bir tanesi de Amasya'nın Gümüşsuyu ilçesi. Aşırı yağışların neden olmasıyla aşırı yağışların neden olduğu su baskınları yaşandı. Bazı yollar göle döndü. Bu görüntüler de Amasya'dan geldi. Amasya'nın Gümüşköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar kapandı. Ev, iş yeri ve tarım arazilerinde ise hasar meydana geldi. İşte babasının ya da bir yakınının kucağındaki bir çocuğu o aşırı yağıştan etkilenmemesi için gördük şu anda ekranlarınıza geldi. İlçede devam eden sağanak yağış nedeniyle Gümüşköy Hamamözü karayolu yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler seferber oldular. Kapanan yolların açılabilmesi için bölgeye çok sayıda araç sevkiyatı yapıldı. İlçeye bağlı 15 köy yolunda ulaşım sağlanamazken köylerde bazı evlerde ve ahırlarda da hasar oluştu. Hayvanlar telef oldu. Tarım arazilerinde de zarar var. Görüntüler Amasya'dan geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yine uyarısı var. Haftaya yine Güneydoğu Anadolu hariç Yağmurlu bir haftaya başlayacağız yarın itibariyle. Bu uyarıyı da buradan yapmış olalım izleyicilerimize. milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrette gözler bir kez daha yarına çevrildi. İlk toplantı geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Seçim öncesi vaatlerinden biriydi. İktidarın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bir 500 dolar telaffuz etmiş ancak seçimden sonra bu 500 doların adı bile geçmemişti. Ama Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptığı açıklamada yani doların Türkiye'deki durumu malum. Her an her şey olabilir. O yüzden aslında Türk parasıyla, Türk lirasıyla konuşmamız lazım demiş ve konuya yeni bir boyut kazandırmıştı. Yani o 500 dolar meselesi şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor. Gözler yarın yapılacak komisyon toplantısına çevrildi. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Asgari ücret Temmuz ara zammını belirlemek üzere görüşmeler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk İş ve TİSK temsilcileri ara zam için yeniden toplanacak. İstihdam, çalışanlar, işçiler, işverenler bunlar birbirinden ayrılabilir unsurlar değildir. E, i̇şverenler olacak ki istihdam olacak, birileri ücret ödeyecek. İstihdam olacak ki çalışanlar gelir sağlasın. Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşüyor. Rakamın belirlenmesinde 6 aylık enflasyon ve refah payı etkili olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3 aydır gerçekleştirdiği sağ çalışmaları neticesinde ortaya çıkan anket çalışmaları da masada olacak. Temmuz'da da asgari ücreti aynı şekilde Yeniden e, reel alım gücünü koruyacak bir şekilde düzenleyeceğiz. Böyle söylemişti eski çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin. İşçiler iktidarın seçim öncesinde söz verdiği gibi asgari ücretin 500 dolar düzeyine yükseltilmesini istiyor. Bu da yeni asgari ücretin 11.500 liranın üzerine çıkması demek. Sendikalara göre bugünkü şartlarda 500 dolar da yetersiz. Yok dolar bazında bizim asgari tabii ücretimiz değil. TL'dir. Tl, Diğer tabii ücretlerimiz ki. de TL'dir. Yani Dolara o verilecek ha, değil bazen zaten. sohbetlerde evet. konuşmalarda farklı... Referanslar yapılabilir ama az önce de bahsettik dolar dediğimiz şey bir defa yerinde durmuyor ki yani her evet. gün farklılaşıyor bu değerler. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz asgari ücretin dolarla değil Türk lirasıyla belirlenmesi gerektiğini belirtmiş. Asgari ücret görüşmelerinin Temmuz ayının başında sonuçlanacağını vurgulamıştı. Komisyon tekrar bir araya gelecek. 2022-2023 futbol sezonunda şampiyon Galatasaray olmuştu. Okan Buruklu Galatasaray şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı. Basketbol Süper Lig'de de kupanın sahibi Anadolu Efes oldu. Koç Ergin Ataman Anadolu Efes'e kupayla veda etti. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes. Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 83-74 mağlup etti. Seride 3-0 öne geçti. Basketbol Süper Ligi'nde 16. kez şampiyon oldu. Anadolu Efes şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan aldı. Galibiyeti 29 sayıyla Midsic, 15 sayıyla Larkin büyük rol oynadı. Karşıyaka'da 21 sayıyla Vito Brown ve 18 sayıyla McCollum'un çabaları galibiyete yetmedi. <laughs> Anadolu Efes çeyrek finalde Darüşşafaka, yarı finalde Fenerbahçe Beku'yu elemişti. Pınar karşıya kadar finale Bursa Spor,